Merhabalar. Forex'te sadece 220 dolar ile bir ayda 5000 dolar yapılabilir mi? Evet, yapıldı. Üstüne üstlük 500 dolarda da kar çekimi gerçekleşti. Bu başarı hikayesinde Rahmi'nin %100 platformu kullanarak sadece platformun çizgilerine odaklanarak oluşturduğu bu başarı yolculuğunu inceleyeceğiz. <laughs> Başarı hikayesi başlamadan önce araya giriyorum. Arkadaşlar bir hatırlatmam olacak. Haziran Gantek Çizim Sınıfı kayıtları sona erdi. Tam tamına 50 kişiyle sınıfı kapattık. İlginiz için teşekkür ederim. Temmuz Gantek Çizim Sınıfı kayıtlarımız başladı. 3 kişi yerine aldı bile. Sen de derslerine ilgileniyorsan, sen de trade olmak istiyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Bununla birlikte bir hatırlatmam da olacak. Arkadaşlar Haziran 21'inden sonra %25 fiyat güncellemesi olacak. Haziran 21'ine kadar şu anki güncel fiyatlardan hem eğitimi hem de yazılımı alabilirsiniz. Haziran'ın 21'den sonra enflasyon fiyat güncellemesi görülecek. Forex'te trade etmek için, trader olmak için asla ve asla çok fazla paraya ihtiyacımız yok. Yani 5000 dolar ile 10 bin dolar ile asla trade edilmez ilk başta bu işe başlıyorsak. Trader olduktan sonra, pozisyon çevirebildikten sonra, düzenli kar çekimleri yapabildikten sonra elbette 5000 dolar, 10 bin dolar ile trade edilir ama İşin ilk başında mutlaka 200 dolar ile işlemler yapmalıyız. Çünkü biz aslında 500 tane, 1000 tane bilinçli işlem yaparak trade etmeyi öğreniyoruz. O tek çizgi üzerinde pozisyon çevirebiliyoruz ya da stop olduktan sonra bir sonraki işlem planıma doğru ilerleyebiliyorum. Yani aslında kaybetmek bilinçli olarak kaybetmek yaşayarak öğrenmenin ilk aşaması. Rahmi tamamen bunu yaptı. Sadece 220 dolar ile zihninin sınırlarını aştı. Gelin hep beraber Rahmi'nin işlem özetleriyle birlikte nasıl trader olduğunu tek tek inceleyerek anlatalım. Arkadaşlar Rahmi aralık sınıfında ve sadece altınla trade ediyor. Yani biraz sonra izleyeceğimiz hesap özetindeki tüm işlemler altın. Bunun şöyle bir avantajı var. Sadece altına odaklandığımızda tüm ana pivotları görüyoruz. Pivot ne demek? pivot arkadaşlar hem üst bölge hem alt bölge kanal geçişini görüp onunla birlikte sadece işlem fırsatlarını görerek işlem alabilmek için kritik ana atar bölgeler üzerinde işlem yapabilmemizi sağlayan bölgeleri aslında biz pivot diyoruz. Yani pivot bölgeyle birlikte ben iki olasılıklı düşünebiliyorum. Peki şöyle bir yazı geldi Rahmi'den gecenin saat 12'sinde. Başarıları görünce kendime göre bir başarı da ben göndermek istedim dedi. Bakın saat 10.30 gibi. 5000 dolar. Yatırılana bakın arkadaşlar. 220 dolar. Sonrasında tebrikler çok güzel ilerlemişiz. Toplamda 5000 dolara mı çıktık? Evet hocam 5083 dolar kar gördük. Şimdi şöyle özetle bakınca 001 işlemleri görüyoruz. Şimdi bir değer görseli geçelim. İşlem özetlerini istedim. Hafta hafta işlem özetlerini gönderdi ve sonuçta şunu söyledi. Bunu sonda söylemek yerine başta söylemek istiyorum. Ekran isimleri almaya kalksam sığmayacaktı hocam. O yüzden video aldım ki aradaki hatalarımı da biliyorum ve ona göre hızlıca post kapatıp çevirmeye çalıştıklarımla günü karda kapatmayı başarmış oldum. Şimdi biraz sonra detaylı inceleyeceğim hatta saat saat inceleyeceğim. Bakın hatalarımı biliyorum, zararlı işlemlerimi biliyorum ama zararlı işlemlerle birlikte her günü karda kapatmayı başarmış oldum. Devam edelim. İnşallah kendimi daha çok geliştirmeye devam edeceğim. Daha iyi bir trader olma yolunda ilerleyeceğim. Çok paralar batırdım. Hırslandıkça daha çok para batırdım. Sonra Forex'e ara verip kafamı toplamayı seçtim. Arkadaşlar eğer bir çıkmaza giriyorsak zihinsel olarak ara verin. 1 ay, 2 ay, 3 ay ben ne yapıyorum diye bir sorgulayın. Hatalarınızı gözünüzün önüne getirin. Neleri yapmam gerekir, neleri yapmamam gerekir. Bunları belirleyin ve sonra tekrardan yapmaya çalışın. Devam edelim. Güzelce düşündüm. Forex kaldıraçlı bir yer. Neden çok yüksek paralar yatırıp kendimi üzüyorum ki? Güzel. Doğru yola geldik. Elimde eğitimim var. Programım var. Az çok bilgim de var. Bunlar benim elimde ise 10 bin dolar ile değil 100-200 dolar ile de başarabilirim dedim ve kolları sıvadım. Her şeyi atlamadım. Güzelce programa uydum ve sonuç bu oldu hocam. Bakın ilacın ismini bilmekle ilacı yutmak farklı şey. Ben hemen hemen her başarı hikayesinde ilacın ismini söylüyorum. Ama bu ilacı alıp uygulamak, yutmak, yarar görmek bize kalıyor. Arkadaşım başarı hikayelerini elbette izlemiştir. Bir yıldan uzun süredir başarı hikayelerini anlatıyorum. E sonrasında bunu biliyor, bilinçaltında var. Benim yanlış yaptığım şey 5 bin dolarla 10 bin dolarla işlem açmak oldu. Çünkü benim doğru yapmam gereken şey şu ve arka planda şunlar oluyor. Trade etme becerimi geliştirirken bir yandan paramı yukarıya doğru çıkartırken Ufak ufak pozisyonlarım da büyüyor. Kendime olan güvenim de büyüyor. Aynı zamanda trade etme becerim de gelişiyor. Yani bunu sadece 250 dolarla yapabilirim. Bunu 10 bin dolarla yapamam. Çünkü 10 bin dolarla oradaki eksi bakiyeler çok daha hızlı, artı bakiyeler çok daha hızlı inip çıkar. Ama küçük parayla 001 ile işlem yapmaya başladığımda ve sistematik olarak her kar yaptığımda her hafta üstüne koyduğumda 002, 003 ya da anlık olarak kilit bölgelerde pozisyonu, riskini yükseltmeye çalıştığımda işte o zaman trade etmeye başlıyoruz. Bu yüzden 10 bin dolarla trade etmeye çalışmak intihar ama bu şekilde sıfırdan adım adım yükselmeye çalışmak doğru olması gereken yol arkadaşlar. Devam edelim ama en önemli konunun sağa solu dinlemeden yok çıkacakmış, yok düşecekmiş demelerine kulak asmadan programa bakarak yaptım. Biraz da sabırlı olabilseydim bu hesabım belki iki katı olmuş. Şimdi dikkat ettiğimiz ikinci nokta yok telegram grubunda al dedi yok sat dedi yok veriyle birlikte şu oldu bunlara tamamen kapıyı kapatıp sadece %100 fokus programın çizgileriyle alım satım yapabilmek. İşte bu bizi başarıya ulaştırır. Çünkü ben hiçbir zaman elimle o hassasiyette çizgiyi oraya koyamam. Ve onunla birlikte daha tepe oluşmadan olmamış tepeyi göremem. Ve ben eğer yazımla birlikte uyum sağlarsam zaten o uyum süreci içerisinde bu kadar küçük paralardan çok çok daha fazla kar çekimleri de olur. Zaten geçmiş başarı hikayelerinde çok daha fazla örneğini gördük. Şimdi buradan şunu yapalım. Hafta hafta Rahmi'nin tüm işlemlerine şöyle bir bakalım. Hatta işlemlerine saat saat bakalım. Çünkü şu anda ben o, o zamanki gun type'ını bilmiyorum ama işlem çevirirken hangi desteğe oturdu, hangi dirence geldi, neden pozisyon çevirdi, neden üst üste zararlı pozisyon açıp sonrasında bu zararlı pozisyonu nasıl kâra kadar götürdü, artıları neler, eksileri neler bunları şöyle bir değerlendireceğimiz bir analiz yapalım. İlk hafta bakın arkadaşlar yatırılan miktar 220 dolar. Kar 267 diyor ama birazdan video başlayacak. Şimdi 220 dolar ile bir haftanın sonunda 480 dolara kadar ilerlemişiz. Tek tek bakalım. İlk önce satış işlemi hangi seviyeden? 2383'lerden. Şimdi altın 2400'lere kadar çıktığında herkes şey diyordu. Daha da çıkacak. 2500'leri görecek. 2600'leri görecek. Ama program inadına satış dedi. Sürekli satış dedi ve önemli bölgelerden tepe oluştuktan sonra satış dedi. Ve bakın arkadaşlar satışlara bakın sürekli tüm işlemler satış ve şu anda lotlarımız sadece 0 0 1 tamamen direnç tepkisi olduktan sonra işlemler girilmiş seviyeyi hatırlıyorum. 4. ayın 18'i saat 3'ü 20 geçe satış işlemleri başlamış saat 4.30 civarında da Amerika seansı tepkisi gelecek yani aslında yukarıda bir direnç var direnç tepkisi tamamen gerçekleşmiş seviye 3 aşağı 5 yukarı aklımda ve onunla birlikte satış işlemleri gerçekleşiyor şimdi görüntü aksın saat ilerlesin saat ilerledikçe bakın saat ilerledi saat 4 buçuk akım devam ediyor karda kademeler eklenmiş devam etsin şunu söyleyebilir miyiz Rahmi aynı zamanda Scalper çünkü 5 dakikalık 15 dakikalık mumlarda işlem açmış aslında mum da önemli değil. Önemli olan pembe kanalın hemen altında mı? Pembe kanalın hemen altında pozisyon olduğu için tepki geldikçe, dakikalı ilerledikçe pozisyonu açmaya devam etmiş. Bakın 4.35 yani platform ile hocam scalp yapabilir miyim? Yapabilirsen karşında yapabilen var. Ama bunun için sadece 5 dakikalık, 15 dakikalık mumlar değil 4 saatliğe de hakim olmak gerekiyor. 4 saat içerisindeki kanallar neler? Günlüğe de hakim olmak gerekiyor. Günlük mumlardaki üst ve alt kanallar neler? Haftalık mumlara da hakim olmam gerekiyor. Haftalık olarak üst kanalda neler var? Alt kanalda neler var? Onları da çok iyi görmem, okuman gerekiyor. Yani scalper aslında sadece 5 dakikalık, 15 dakikalık mumlara hakim değil. Tüm zaman aralıklarındaki tüm mumları görüp pozisyon açmak zorunda. Peki devam edelim. Scalper rahmiye devam edelim. Saatler ilerledi 4:35 4:35 ardı ardına pozisyonlar açılmış durduralım akşam saat 8 18 olmuş satışlar devam etmiş akşam 8 olmuş devam etmiş sonrasında ertesi güne geçtik bakın akşam 8 9 zaten Amerika 9 10 civarında artık bitmeye başlıyor 9 10'dan sonra çok fazla işlem açmaya gerek yok sonrasında diğer güne geçtik diğer günün saatine bakıyorum sabah 5'i 40 geçiyor. Sabah 5'i 40 geçe büyük ihtimal işe gitmeden bakın akşam saat 8 o ara uyuduk, uyandık. Ayın 19'u oldu. Sonrasında devam edelim. Sabah 5'te akımı tekrar yakaladık. Kaldığımız yerden büyük ihtimalle mumlar orada yataylaştı. Alta yeni bir banda geldi. O bantla birlikte yeni işlemlere doğru gittik ve sabah 5 işe gitmeden bakın işlemler kapatıldı. Akım yakalandı, uyanır uyanmaz. Soru. Hocam ben çok yoğun çalışıyorum. Platformu kullanabilir miyim? Evet. Sabah 5'te Amerika seansı daha açılmadan saatler önce aslında o günün direnç bandı belli mi? Belli. Çünkü gece saat 3'te hesaplamasını yapıyor. Her dakika her saat hesaplama yapmıyor. Gece saat 3 ile 4 arasında gerekiyorsa bantlar değişiyor. Gerekmiyorsa değişmiyor. Zaten gece saat 3 4'te bantlar değişmiş ve Akım başlamış. Şimdi daha heyecanlı bir yere geliyoruz. Dikkat. Satışlar tamam. Gayet güzel. Arada bir alışlananmış. Alış mı mı? Oldu olmadı. Sonrasında akşam 5 bu arada. Yani Amerika seansı açılmış. Akşam 5 ile birlikte, Amerika seansı ile birlikte satış zararları gelsin. Gelsin, 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 gelsin. Bakın zararda işlem, zararda işlem. Kârda kademeler, zararda kademeler eklenmiş. Ama bu arada tek odağım, tek baktığım yer altın. Zararda işlemler, zararda işlemler bakın burası ortalama. Bakın zarardayken de kademeler arttırılmış. Burası yanlış. 001 devam etmek zorundaydı. Ama para ufak olduğu için, risk ettiği miktar ufak olduğu için bunu çevirebilmiş. Sonrasında bakın satış işlemleri gidiyor. Bir dakika en sona tekrar geleceğim. En son satış 020. Bakın Yukarıda bir sürü zararlı işlemden sonra akşam 7'ye 20 geçe kanala oturmuş. Zararda bir sürü işlem olsa dahi tekrar satış işlemi açmış. Yani akım yükseldi, yükseldi, yükseldi. Düştü. Orada yine satış işlemi açtı ve gün boyunca yaptığı zararların hepsini 3 işlemde çıkarmış oldu. Zaten burada 150 dolar var karda. Yukarıdakileri toplasak tahminen 50 doları geçmez. 100 dolarla günü kapatabilmiş. Biraz önce ne söylemişti? Ne kadar zararlı işlem yapsam da doğru yerde platforma güvenerek günü karda kapatmayı başarabildim. Başarabilmiş mi arkadaşlar? Başarmış. Bu ilk haftası. Geçelim ikinci haftaya. Geldik ikinci haftaya. İkinci haftaya 655 dolar ile başlıyoruz arkadaşlar. İkinci haftaya şöyle işlemlere baktığımızda gece saat 3'lerde işlem açılmış hiç tasvip ettiğim şey değil arkadaşlar. Gece saat 3'te uyunur. Çünkü zihnimizden yemeye başlarız. 4. ayın 22'si. Sonrasında şöyle baktığımda gece 3'lerde akım yakalanmaya çalışmış. Bilmiyorum belki de iş koşulları ona uygundur. Ama genellikle bunu yapmayalım. Sonrasında şöyle işlemler biraz aksın. aksın. Satış işlemleri var. Gece saat 3'te. Sonra 4. ayın 22'sinde öğleden sonra saat 2'de. Nedense alışa dönmüş. Çünkü platformun kanalı desteğe oturmuş, bulabildiği, görebildiği, ekrana bakabildiği kadarıyla satış işlemlerini kovalamış, sonrasında alış işlemlerine geçmiş ve onunla birlikte ufak bir iki alış işlemi kovalamış. Hala lotlarımız 001. Devam edelim. Aksın. Alış işlemlerimiz zararda. Akşam saat 5. Akımın karşısında işlem yapıyoruz. Zararda işlemlerimiz var. Zararda anlık kapatabilmişiz. Sonrasında Bakın platforma güvenerek platforma güvenerek karda işlemlerle devam ediyoruz. Ufak ufak karda işlemler sonrasında akımdan emin olduktan sonra bakın yukarıdaki zarardaki işlemler 001. Sonra onları kapattık alışta. Dikkat. Zararda işlemlerden sonra karda alış işlemleri var. Piyonla ben belirledim mi 001 ile? Zararda işlemlerimi kapattım 001 ile. Sonrasında Kârda işlemler 001 ile. Yani piyonu gönderdim, yolumu belli ettim. Sonrasında lot artıyor 005'ler. Lot arttı. 15 dolar, 4 dolar, akşam saat 5 buçuk. Yani o zararları zaten karşılamış olduk. Bu arada bu yaptığı şey hiçbir şekilde kolay değil arkadaşlar. Bu dünya çok farklı bir dünya. Buradaki işlemlerin hiçbiri artık para değil. Bir matrikse giriyormuş gibi, farklı bir evrene giriyoruz. Buradaki her bir rakam aslında bir piyon. Piyonla birlikte büyük avı yakalamaya çalışıyoruz. Aynı bir dinozorun peşinde koşup dinozora avlar gibi. Sonrasında küçük küçük yemlerle dinozora yaklaşınca silahımızı büyütüyoruz. Büyük lotla birlikte dinozoru avlamış oluyoruz. Yani bunlar aslında oyunun bir parçası. O an, o dakika hiçbir şekilde ben bunu para olarak görmem. Çünkü anlık işlemler döndürüyorum. O yüzden buradaki zararları hiçbir şekilde tölere edip etmeyeceğini düşünmeden ardı ardına pozisyonlar açabiliyor. Ve aslında işin en kilit noktası. 250 dolar bugün kaybetsem de hayatımda değişecek hiçbir şey olmadığını bilerek devam edebiliyor. Biz de devam edelim. Şimdi zararda pozisyonlar artıyor. Eksi 19, eksi 3, eksi 2, eksi 6. Güzel. Saati, akşam saat 8. Sonrasında Zararlı işlemler saat 8'de devam ediyor. Ve yine alış işlemleri arkadaşlar. Banda oturduktan sonra hala alış işlemine devam ediyor. Bakın zararlı işlemler var mıydı? Evet. Hemen öncesine gelelim tekrardan. Evet zararlı işlemler hemen görüyoruz. Ama buradaki ortalama 30-40 dolarlık zararlı işlemden sonra banda oturdu. Band derken elimle çizdiğim bir band değil. Tamamen platformun bandı olduğu için, %100 güvendiği için Sonrasına bakın arkadaşlar. 005 işlemlerden sonra bandı oturuyor ve bandı oturduktan sonra akşam saat 8'de karlara bakın. 010'a kadar çıkartıyor. Tepki net gördü. Piyonu 005 oldu. Tepki net gördükten sonra lotu arttırıyor. Karda kademe yapıyor. 5 tane zarar işlemim var. 30-40 dolar zararlı işlemim. Sonrasında 005'ten hemen sonra karda işlemim 010, 010, 020, 001 ve aşağıya kadar karlara bakın. Gayet güzel. İşte bu pozisyon çevirmek arkadaşlar. Zararlı işlemim var. 5 tane 6 tane ama sorun değil. Buradaki karlı işlemler zaten 200-250 doları geçti bile. Yani ben 30 dolar ile piyon gönderip yönümü belli edip 250-300 dolar kazanmış oldum. Dedim ya burada Zihnimiz önemli. Zihnimizi aşmalıyız. Kendimizi aşmalıyız. Zihnimizi aşarsak bu şekilde aynı satranç oyunu oynar gibi rakamlarla oynayabiliriz. Peki devam edelim. Akşam bir dakika hangi güne geçtik? Ertesi güne geçtik. 22 satış işlemlerimiz devam ediyor. 24 satış işlemlerimiz devam ediyor. Gece saat 2. Ama bizi biraz yer yani sürekli gece gündüz gece gündüz işlemde olmak çok fazla zihinsel yorgunluk yaratır. Ki Bakın 4. en 24'ü Amerika seansı olmasına rağmen burada bu kadar büyük zararlar zihinsel olarak yorulduğumuzu gösteriyor. Ama sonrasında akıma oturuyor. Akıma oturduktan sonra karlar devam ediyor. Sonrasında dalgalı kur, dalgalı yataylaşma üzerinde zararlarımız devam ediyor ama saat 4.30'da karlar daha fazla. Değil mi? Yani gün içerisinde 40 dolar, 50 dolar, 60 dolar zarar olsa da yukarıdaki akım çok daha kuvvetli olduğu için özellikle 4,5-5,5 arasındaki hatta yarım saat daha ekleyelim. 4,5 akşam 6 arasındaki akım Amerika seansının başlaması da bir birlikte daha tek düzedir. Daha yukarıya doğrudur. Burada olduğu gibi. Sonrasında biraz pik yapıp dalgalanıyor. Orada zararlar devam ediyor. Devam edelim. Sonrasında... 005 işlemler akşam 7 ile birlikte tamam dalgalandı orada zararlı işlemler yaptım ama direnç tepkisinde ana dalgamız satış yönünde işlemler devam ediyor mu? Devam ediyor. Bir scalper için 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık mumların hiçbir önemi yok. Bir scalper için 1 saatlik, 4 saatlik mum kapanışların önemi var. Onunla birlikte çünkü bant değişimi belli olacak. Tamam. Düzeltme yaptı, yukarı çıktı, zararda işlem kapattım ama hemen sonrasında karlı işlem yaptım. Yani oradaki 60 dolar zarar aslında bir sonraki yaptığım 200 dolar karın yanında hiçbir şey kalmıyor ama bunu yapabilmek, çevirebilmek işte trade edebilme becerisi. Devam edelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi karlar aynı gün, ertesi gün akmaya devam ediyor. E, hemen 4. ayın 25'inde yine Amerika seansının açılmasıyla birlikte düzeltme pozisyonumuzu yapıyoruz. Orada bakın karı alıyoruz. 4.5 karı alıyoruz şu işlemler üzerinde. Akşam saat 6'da biraz önce dedim ya 4.5 akşam 6 arası bakın 6'ya bakın trend biraz dinleniyor yön değiştiriyor. Sonrasında zararlı işlemler ama sorun değil sisteme %100 güveniyorum. Sisteme %100 güvendiğim için doğru banda oturacak, doğru tepki alacağım ve yukarıda belki 20 dolar, 30 dolar zarardan sonra onun neredeyse 2 katı karlarıma devam etmiş oluyorum ayın 26'sı. 4. ayın 26'sı arkadaşlar. Bakın gayet mümtezam tepkiyi beklemiş, tepkiyle birlikte işlemlere girmiş ve onunla birlikte hala tek yön satış işlemlerine devam ediyor. Yani... Ben ne kadar zararda olsam da sorun değil. Platforma güveniyorum. Tek çizgisine güveniyorum. İşlemimi kurdum. Ana bölgelerde işlem alıyorum. Gün içerisindeki 30-40 dolar zararı anlık kapatıp bandı oturduğunda tekrardan işleme girip onun 4 katı 5 katı pozisyon çevirmeye doğru ilerliyorum. Bu zor arkadaşlar. Kolay değil. Şimdi bir sonraki haftaya doğru geçelim. Sürdürülebilir mi arkadaşlar? Evet sürdürülebilir. Dedim ya biz zihin işçisiyiz arkadaşlar aslında. Geldik 3. haftaya. 600 dolar, 600 dolardan 1000 dolara geldik. Yani bununla birlikte yine beklediğim şu. Yine piyon işlemler. Piyon işlemden sonra bakiyem fazla. 0.10 ile 0.20 ile anlık pozisyon çevirebilirim. Hatta 0.30 ile kilit bölgelerde. Ama oranın kilit bölge olduğunu anlamam lazım. Orada anlık pozisyona girmem lazım zarardan sonra kâra geçtiğini görünce kârda kademede belki 0.50 pozisyonu atmam. 2 dakikada, 3 dakikada, 4 dakikada kâra geçip anlık kapatmam gerekir. Burası aynı cerrah titizliğiyle ameliyat yapar gibi anlık girişik yapılacak yer. Anlık dedim de 2 dakika, 3 dakika ama bunca süreçten sonra yani piyonu attın, akımı belirledin, akımla birlikte pozisyona girdin. 002 izleme işleminden sonra 050. Bakalım öyle bir şey var mı? Şu an gerçekten hatırlamıyorum. Sizinle birlikte göreceğim. Evet 4. ay 29'u. Yine saat 3.30. Bakın yine Amerika seansına çok daha yaklaşan bir süreç. Tahminen iş hayatı içerisinde hiç ekrana bakmıyor. Ya sabah bakıyor, sabah 5'te, 6'da akım yakalıyor ya da Amerika seansında arkadaşlar. Avrupa seansı şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla es geçmiş. En erken baktığı ortalama 3.5. Demek ki iş hayatı ona göre uyum sağlamış bir şekilde ilerliyor. Peki 001 işlemler bakın. 001 işlemle 13 dolar. Gayet güzel. Ve hala her çıkışta satış. İşlemlere bakın. Her çıkışta satış. Çünkü zaten platform 2400'lü tepe olarak kabul etti. 2440'ları tepe olarak kabul etti. Her kanal geçişinde satış bildirimleri gönderdim. Evet devam edelim. Biraz karlar aksın. Saat 3 yine aynı saatlerdeyiz. 3, 340, 340 karları aldı. Bakın ilk önce 001 işlemler. Piyon çünkü biz kaldıraçlı işlem yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında akımdan emin oldu. 3'ü 40 geçiyor. 5 katına çıkarttı. Sonrasında Amerika seansı öncesinde pası tarağı topladı, kapattı. Sonra eve gitti. Akşam saat 8. Çayını içti. Televizyon karşısında platformla oynamaya başladı. 0, 0 bir işlemler. 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar. Akşam saat 8, 16 dolarla kapattı mı? Evet, kapattı. Yani akşamleyin ufak tefek artık kanalı bildiği için kedinin fareyle oynadığı gibi yine tepki geldi aynı bölgeden, aynı çizgiden telefonu açtı. Mobil olarak platformu kullandı. Şuradan da bir tane pozisyon gıdıklayayım. Kapattı. Geldik ertesi güne. Ertesi gün hayret şimdi saat bir çeyrek geçe işlemler açmış ve bununla birlikte pozisyon çevirmeye çalışıyor. Güzel, güzel. Şimdi zararlı işlemlerden sonra alış işlemi neresi? 2320 alt banda inmiş. Alt banda alış işlemleri yapılıyor. Birazcık daha aksın bakalım. O benim biraz önce anlattığım büyük lotla işlemler olacak mı? 2310 alış işlemleri bakın. Yukarıda alış işlemlerinde zararlı işlemler vardı. Biraz daha indi. Alt banddan alış işlemlerine doğru gitti. Sonrasında akşam 5 zararlı alış işlemleri 005. Artık piyonu 005 oldu. 001'ler değil. Sonra 010, 020, 020 bakın toplasak burada 15-20 dolarlık zararlı işlem var. Sonrasında Amerika seansı başlıyor. Amerika seansının başlamasından sonra akım artık alış yönünde mi? Yön belli mi? Piyonu attı mı? İşlemlerden emin mi? Sonrasında gelsin akım. Akımın gelmesiyle birlikte karlarda da coşup gidiyor. 90 62. Sonrasında akşam 5.30'da pozisyonları kapatıyor. Sonra geldik Mayıs ayına. Ay bitti. Mayıs ayındaki işlemler. Ertesi gün gece saat 3. Bakın satış işlemleri. Demek ki iş hayatında gece saat 3'te 4'te uyanık olabiliyor. Öyle bir iş pozisyonu var. Sonrasında 3'ü 21 geçe. 321 21 geçe Asya seansının tam aktif olduğu zaman orada pozisyonlar açılmış. Güzel kar yapılmış. Bakın haftayı alış işlemiyle kapatıyor. Sonradan satış işlemine dönüyor. Çünkü platform güncellendi. Bantlar yenilendi o anki banda göre, o anki tepkiye göre Asya seansında işlem açmış. Güzel. Sonrasında Asya seansı bitiyor. Saat saat ilerliyoruz. Akşam saat 4'ü 10 geçe Amerika seansı başlıyor. Fark ettiniz mi Hep seans tepkileri? Sonrasında burada da Amerika seansında işlemlerimizi yapıyoruz. Amerika seansında karlarımızı alıyoruz. Ve gayet güzel karlarla birlikte akşam saat 10'da tekrardan işlem yapmaya çalıştık. Büyük ihtimalle onda sığ bir piyasa vardı ya da gündüzden bıraktığımız işlemler vardı. Gündüzden bıraktığımız işlemlerin olma ihtimali çok daha fazla. Bakın, burası fazla, çok fazla açıkta işlem bırakmışız. Gündüzden büyük ihtimal çünkü saat 10:45'te ya da verimumu olabilir, verimumu zaman da olabilir. Ya verimu ya gündüzden çok işlem bıraktık, karda kapatmamıza rağmen verimumu olma ihtimali daha fazla. Bu kadar fazla onda çünkü zarar işlem olmaz ama verim umunda işleme gelirsek yanlış. Akşam saat 5.30'dan sonra akım yakaladıktan sonra işlem açtıysak ya da işlem bıraktıysak o da yanlış. Burası da yanlış ama fark ettiyseniz çok yanlış yaptığı yer yok. Zararda kapattığı yer tamam fazla ama şey biliyor sorun değil. Şu an farklı bir matrikste yeniden yapabilirim. Ama tekrar tekrar söylüyorum 220 dolar olmanın rahatlığı. Sonrasında karlar aksın. Saat hemen bakalım. 5. ayın biri o akşam uyumamış akım bandı oturdu. Tekrardan işlemler açmaya başlamışız. Ve lotu büyüterek şu sadece yukarıdaki zararları kendi başına kapattı. Artı 185. Geri kalanlar kar olmuş oldu. Ama bunu yapabilmek için platformu çok çok iyi kullanmak gerekir. Rahmi büyük ihtimalle 5 aydır platformu kullanıyor. Tepkilerini çok iyi biliyor. ...mantığını, felsefesini biliyor ama etkili bir şekilde kullanmıyordu. O alt bilgilerle birlikte bunu yapabildi. Hani birdenbire platformu aldı, hemen bunu yapamadı. Ve olması gereken süreç bu zaten. Aldık, hemen 2 hafta kar mı yapacağım? Hayır. 1 ay, 2 ay, 3 ay kullanacağız. Ondan sonra karlara doğru ilerleyeceğiz. Peki, devam edelim, durduralım. Saat gece 1, pardon gece demişim, 2. 5. ayın ikisi, öğleden sonra 2. Pozisyonlar açılmış, alış işlemlerini yapılmış dedim ki bantları şu anda hatırlamıyorum. Ama 305 bandını hatırlıyorum. 305 bandında çok ince bir pembe kanal vardı. Büyük ihtimal rehaslarda anlatmışımdır. Bir üstünde çıktı. Hani bir saat, 2 saat trade edebilen için. 2 saat üstündeydi, 2 saat altındaydı. 305 üstü 302 altı gibi bir şeydi. Bakın işlemler gayet o yönde. O incecik kanallar bile yakalanabilmiş. Sonrasında çok güzel trader zararından belli olur. Zarardayken pozisyonu kapatıp o bölgenin neden olduğunu, neden o bölge üzerinde işlem açtığını biliyorsa o zarar aslında daha fazla karların çıkış kapısı. 3.5 zararlı işlemler. Şöyle desek 70 100 150 200 250 dolarlık bir zarar var burada. 250 300 diyelim yuvarladım ortalama 250. Şimdi şöyle bakalım saate bakalım. 3.5 5. ayın 3'ü. Devam edelim. Satış işleminde zar yaptı. Aynı şekilde satış işleminde karlar yaptı. Ha, buradaki karlarla oradaki zararlar birbirini götürdü. Tekrardan alış işleminde neden alış işlemi diyorum? Aynı pozda mı? Banda oturdu mu? Pozisyonu biliyor mu? Yoksa al sat al sat al sat kafasına göre mi? Burada şu işlemler olsaydı alış mı mı? Alış işlemi direnç kanalı satış işlemi, al sat, al sat işlemler olsaydı bu kadar incelemeye değer olmazdı. Ama burada bir sistematik var. Zarar işlemler kapatsam da bandın tepkisini bekliyorum var. O yüzden zaten inceliyorum, anlatıyorum. Sonrasında 0.10 karda işlemler. Sonrasında 4.5 Amerika seansı. Amerika seansı ile birlikte çok güzel zararda işlemler. 5 ile birlikte eğer yakalarsa bunların hepsini kat kat çıkartır 5 mumuyla. 5'e çeyrek var. işlemler geldi. 0.25 sonrasında 5. ayın 3'ü yine 5 ile birlikte olan işlemler. Şöyle bakalım alta doğru. Alta doğru baktığımda da yine 5. ayın 3'ünde işlemleri görmekteyim. Yani burada da zararlı işlemler, karlı işlemler biraz daha az zarar olabilirdi. Zarar olması gerekir. Hatta zarar olması olmaması anormal. Zarar olacak ki ben kanalı bileceğim. Burada biraz fazla zarar var. Bunlar hani iki zararlı, üç zararlı işlemden sonra pozisyon çevrebilirdi ee, dediği işte eksiklerimden bir tanesi bu. Tabii ki bu eksik de olması gerekir. Yani birdenbire platformu aldım. Her şeyi doğru yaparak yapmam. Eksiğim olacak, yanlışım olacak. Yapabileceğim kadar fazla yanlış yaptıktan sonra her türlü yanlışı deneyimledikten sonra doğruya ulaşabilirim. Çıkış akımına ulaşabilirim. Hiçbir şekilde Oturdum, işte insanım, e, sinirlenirim, agresif işlemler açarım, saçma sapan işlemler açarım. Ama onlarla birlikte bunlar yanlıştı. Buraya doğru ilerlemem gerekir de görmem gerekir. Gelelim son haftaya. Son haftaya baktığımda 3000 dolar. Demek ki son hafta içerisinde 2000 dolar kar yapmış ve 500 doları çekilmiş. Şimdi işlemlere şöyle bir göz atalım. Daha karları oynatmadan... 5. ayın 6'sında yine saat 3'te işlemler görmekteyim. Zararda işlemler. Geldik son haftaya. Son haftaya baktığımda 3000 dolar. Demek ki son hafta içerisinde 2000 dolar kar yapmış ve 500 doları çekilmiş. Şimdi işlemlere şöyle bir göz atalım. Daha karları oynatmadan 5. ayın 6'sında yine saat 3'te işlemler görmekteyim. Zararda işlemler, satış işlemleri Tam da 2309, 305 aşağısı mı, 310 yukarısı mı? O ayrımdaki kanal hatırlıyorum. Tam da bant değişimine göre işlemler var. Bakın üst bantta satış işlemi, alt bantta alış işlemine doğru karlar aksın, zararlar aksın, yeni ekranım gelsin. Evet, 313'ün, 321'in altında ana dalgam sadece satış olduğu için zaten şu andaki hesap özetinde %80 tüm işlemler satış. Ama bulduğu her yerde mi satış işlemi açıyor? Hayır. Tepkiyi bekliyor, çizgiyi bekliyor, seansı bekliyor. Onunla birlikte platformun güncel çizgisinden daha platform saat 4'te hesaplamışken sabaha karşı akşam 5'teki tepkiyi yakalayarak platformu kullanmış oluyor. Ve onunla birlikte 2320 bakın yukarıda karlar zararlar var mı? Yukarıda zararlar var ama alta geçtiğimizde oradaki 50 dolar zarar aslında 3'ü çeyrek geçe kat kat fazlası olmuş oluyor. Yani şu anda piyon işlemim 005 bakın hala piyon işlem stratejisi var 005 ama artık ilk başta olduğu gibi 001 değil 005 ile ve akımı yakalayınca karda işlemler olmaya başlayınca 015 0.10'luk işlemler yukarıda yaptığı 40 dolar onun için yolu bulduğu, anahtarı bulduğu yer ve anahtarı alıp yukarıya doğru karlarına devam ediyor. Onun 20 katı, 30 katı karlar yapmış oluyor. 5. en altı akşam 8'e kadar devam ediyor. Sonrasında 5. ay 7'sine geldik. Bakın. Her gün neredeyse zararda başlıyoruz değil mi? Ama zararda işlem kapattım diye ben başarısız bir trader mıyım? Hayır. Zararda işlem kapattıktan sonra ben o bölgenin Neresi oldu? Banda oturup oturmadığı, tepkinin gelip gelmediğini görüyorsam o zaman o zarar benim karımdır. Ve öyle bir günün başlangıcı 5. ayın 7'si. Sonrasında yön arayan, trader, alış işlemlerinde zarar yapan trader, aynı trader yine alış işleminde kar yapıyor. Çünkü artık doğru tepkiye doğru ilerlemiş oluyoruz. Yani pembe kanaldan turkuazda geçti anlık kara muyum? geçmiyorum. Belki yakın stoploss oluyorum. Derslerde anlattığım gibi crystal box'ta yakın stoploss'u mu oldum? Yukarıdaki olduklarım yakın stoploss. Sonra tekrar tepki geldi. Tekrar yukarı çıktı. İşte orada bu karlarım var. Yani 10, 20, 30, 35 dolar zarar. Şuradaki tek işlem geri kalanların hepsi kar ve akımdan da emin olunca biri çeyrek geçe, üçü 20 geçe. Sıfır işlem açtım mı? Açtım ama artık akımdan eminim. Risk alır mıyım? Alırız ama bu şekilde akımdan emin olduktan sonra sonrasında bakın aynı günün akşamına kadar direnç tepkisi geliyor. Amerika seansı geliyor. Amerika seansıyla artık Avrupa seansının bitişinde Amerika seansının açılışında ortalama 1 ons 2 ons oynamasıyla ve mum açılışında demek ki incecik bir kanal var. Bakın o 3 onsluk 5 onsluk ince kanal bile üstünde ve altında kapanış ne kadar yön belirliyor. Şimdi bazen rahatsızlarda şey diyorum üst kanalda alış alt kanalda satış yorum geliyor. Ne güzel analiz üst kanalda alış alt kanalda satış böyle analiz mi olur gibi. Bakın o analizin kara dönüşmüş halleri. Oradaki pembe bölge yazılımın gösterdiği sınır aslında tamamen band değişim bölgesi. Ve hiçbir şekilde birbirinin aynısı değil. Bazen ince, bazen kalın, bazen orta dalga. Aslında o kalınlık bize o gün işlemsiz bölgemizi, dikkat etmemiz gereken bölgeyi göstermiş oluyor. Peki, bunu zaten çok daha fazla derslerde anlatıyorum. Evet, yavaş yavaş videonun da sonuna doğru gelirken, 8. ayın 11'i, ertesi gün karları bitirdik, akşam saat 5.40. Sonrasında ertesi gün 5. ayın 8'i zararda işlemler. Bakın yeni bir gün, yine zararlı işlemler. Sonrasında bakın 40, 80, 120, 200, 300, 300 olarak zarar var. Gayet güzel biraz fazla. Ama şu an 3000 dolarım olduğu için fazla değil. Normal. Loglarım da arttı. Sonrasında 8. ayına 11'i geldik. Dur zararlı işlemi 11. 11.5. Yönümü değiştirdim. 305'in altında satış işlemine doğru geldim. Bakın hep aynı bantta sıkışıyor. Benim en sevdiğim işlem türü bant sıkışmaları. Bu şekilde zararlardan sonra bandın içerisine girip tepki net görünce kârda işlemler yapabiliriz. Burada olduğu gibi. Geldik, geldik, geldik. Gayet güzel. Bakın 0.50, 1 lot ve 11'deyiz hala. Yani 11'de ortalama 40-50 tane işlem açtı mı? Yok. 30-40 tane işlem açtı ve pozisyon döndürdü. Lotluk işlemler açtı. Sonrasında aşağı doğru indik. Bu ertesi gün oldu artık. Yani o bir dakika içerisinde bir sürü işlem yapılabilmiş. Ama dediğim gibi bir başka arkadaşım aynı programla, aynı enstrümanda bu şekilde işlem yapsa hesabını patlatır. 500 tane, 1000 tane, 3-4 ay içerisinde demodan başlayarak gerçek hesaba doğru işlemler açınca işte bu 0.50 ile açma 0.05'ten anlık 0.50'ye gelme milisaniyelik karar. Akım başladı 17 dolar. Evet parametreleri tarıyor. Zihinde de yüzlerce olasılık var. Geçmiş öğrenmelerinden o 0, 5'ten 1'den bire 10 katına çıkma. İşte bu trade etme becerisi arkadaşlar. Bu mesleki beceri arkadaşlar. Sonrasında anlık 200 dolar kar. Sonrasında anlık 175 dolar kar. Yani aslında o anlık o an değil. Anlık o 3 ayın 5 ayın birikimindeki o an anlık. Peki şöyle devam edelim. 5. ayın 9'unda da devam ediyor karlar. 5. ayın 10'unda da devam ediyor ve hayret bugüne karda başlamışız. E, 005 artık lotumuz, piyon lotumuz. Sonrasında bakın 5. ayın 9'u Amerika seansı. Amerika bakın saat 10 11 Avrupa seansıydı. Saat 4.30 Amerika seansının başlangıcı 2319 direnç tepkisi ve onunla birlikte satış işlemleri. 0.20'lik akımların yakalanması 200-300 dolar. Bunu 200-300 doları 5000 dolar başlangıçta 5000 dolarla başladım. 5000 dolarla işlem yapacağım diyen bir arkadaşım bu karları yapamaz. Ama 220 dolardan başlayarak gelen edinim, öğrenim yaptırıyor arkadaşlar. 030 9. ayın 16'sı. Gayet güzel ve yine Amerika seans tepkisi. Bekleyen emirler buçuk civarında artık gerçekleşmeye başlıyor ilk başta. Sonra 5'te tepkiyle birlikte, mumun açılmasıyla birlikte, gongun vurmasıyla birlikte geliyor ve onu yakalayan arkadaşım. Evet karlar akıyor. 5. ayın onu yine bir güne zararda başlıyoruz ve saat kaç? Gece 4 Asya seansı. Bir sürü zararda işlemden sonra bir lot bakın 2345 2354 çıktı 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 zararda tek bir işlem tepkiyi gördü. Bir lot buradaki tüm zararlı işlemleri kapattı. Şimdi hiç bilmeyen bir arkadaşım bunu yaparsa intihar. Hesabını patlatır. Ama o neşteri anlık, saniyelik, dakikalık doğru bir kavisle atarsan bu şekilde yukarıdaki tüm kanserli zararları anlık temizleyebilirsin. İşte bu trade etme becerisi. O anlık temizleme, anlık tepkiyi görme yaptırabilir ama Forex'i biraz bilen bir arkadaşım der ki burada, burada kumar oynanıyor. Bu teknik bir hesap değil. Kafasına göre lotlar açmış. Ama bu şekilde bakan, profesyonel olarak kanalları, tepkileri gören bir arkadaşım ya da bir kullanıcı bunu bu şekilde yorumlayabilir. Bunu da bilerek söylüyorum çünkü yorumlarda şey gelecektir. Öyle lot mu olur, öyle dancing mi olur? Platformu kullanmayı bilmeyen, platformu bilmeyen bir arkadaşım bunu söyler. Aslında pozisyon çevirmeyi, Sadece ve sadece platformla yapabiliriz. Bu denli sistematik, bu denli anlık lotlarla işlemi kapatmayı. Çünkü yazılım bizim gözle göremediğimiz destek direnç kanalı demeyeceğimiz bir bölgeyi baz alıyor. Ya yani neden bu bölge falan diyorsun ilk kullanırken? O bölgede saatlik mum kapanışı ile akım başlıyor ve sabahleyin o bölgede hiçbir şey yok, mum dahi yok. Bunu gösterebildiği için bu yöntem sadece yazılımla yapılabilir arkadaşlar zaten sonuna doğru gelirken şöyle bir bakalım. Evet bakın sabah 5 lotlar düştü. Zararı kapattıktan sonra 5. ayın onu ve sonrasında Amerika seansı kapattık sabah 5 olayına. Sonrasında Amerika seansı, Amerika seansını birlikte tekrardan satış akımı devam ediyor ve karlar da bitmiş oluyor. Ne kadar zarar işlem yapsak da işin özü platformu kullanınca doğru yerlerden tepkileri döndürünce saat saat işlem işlem bu şekilde yapabiliriz. İşte bu trade etmek. Trade etme becerimizi geliştirmek. Gelin videoyu kapatalım. Bu başarı hikayesinde bir traderın online platformu nasıl kullandığını anlattım. Aslında bu başarı hikayesini daha da özel kılan bir scalper'ın nasıl kullandığını an an yorumlamaya çalışmamdı. Peki arkadaşlar yorumlarda biraz sohbet edelim. Siz hangi strateji kullanıyorsunuz? Karda mısınız, zararda mısınız? Nasıl gidiyor? Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.